Merhaba efendim İçer TV'desiniz ve İçer FM'desiniz. İçer gündeminde Mersin'le ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Türkiye ve dünya ile ilgili son dakika bilgilerini de aktaracağız sizlere kısa kısa. Tabii Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da canlı yayındayız. İçer TV'nin internet sitesinde canlı yayındayız. Az önce söylediğim gibi İçel FM'de de frekansınıza canlı olarak geliyoruz. Bizimle paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarından, özellikle bu program için de Facebook üzerinden bekliyoruz efendim. Şimdi e, Mezitli ile başlayalım Çünkü Mezitli Belediyesi büyük bir onur aldı tüm dünyada Mezitli Belediyesi hem kendisini hem de Mersin'i tüm dünyaya tanıttı. birçok ülkeden 200'ü aşkın şehir şehirden 300'ü aşkın projenin yarışmış olduğu bir organizasyonda Mezitli Belediyesi kentsel inovasyon dünya birinciliğini kazandı ve bu ödül belediye başkanı Neşet Tarhan'a Çin'de verildi değerli seyirciler. Neşet Tarhan Türkiye'ye dönüşünde Mezitlili kadınlar tarafından Adana Şakirpaşa Paşa hava alanında törenle coşkuyla karşılandı. Kadınlar karşıladı Sayın Tarhan'ı çünkü proje kadınlarla ilgiliydi. Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden belediyelerin katıldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde kadın üretici pazarları projesiyle şampiyon olan Mezitli Belediyesi'nin başkanı Neşe Tarhan, Mezitlili kadınlar tarafından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Gonzaga'da da e, yine bu projeler 15 başarılı belediye sunum yapmıştı. E, bunların içerisinde Türkiye'den sadece Mezitli Belediyesi vardı. Bu kentsel inovasyon ödülü yarışmasında orada her ülke sunumunu yaptı ve diğer ülkelerden ve diğer katılan delegelerden sorular oldu. E, Mezitli üretici kadınlarına kadın üretici pazarlarına dönük oldukça olumlu geri dönüşler oldu, sorular oldu. Tüm dünyanın ilgisini çekti. Mezitli'deki kadınları Türk kadınlarını tüm dünyaya duyurmuş olduk. Üretici kadınlarımızı duyurmuş olduk. Ve dünyanın en başarılı belediye projesi ile. Onun için ben kadınlarımıza buradaki beni karşılamaya gelen kadınlar tabii ki bizi çok onurlandırdı. Bu kadınlarla ne kadar övünsek azdır. İşte Türk kadınlarının Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk'le vermiş olduğu büyük mücadelede ne kadar haklı yer ettiğini yer aldıklarını bugün de gösterdik ve bu gelecekte de Türkiye'de yine bu kadınların omuzundan yükselecek Türkiye diyoruz. Ben Türkiye için çok e, gurur duydum, çok e, mutlu oldum ve şu an çok duyguluyum. E, Mezitli Belediyesi Doğulu Mahallesindenim. Ben e, kadın üretici pazarında ben peynirciyim. E, ben belediyemizle ve Türkiye'mizle bütün kadın üreticilerle bu gururu paylaşmak istiyorum. Çok sevindik, çok gururluyuz. Dünyanın birçok ülkesinden 213 şehirden 313 başvurunun yapıldığı ve Çin'de düzenlenen Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde kadın üretici pazarları projesiyle yarışan Mersin'in Mezitli Belediyesi, Sydney, New York ve Milano gibi dünya devlerini geride bıraktı. Çin'de kazandığı şampiyonlukla ülkeye dönen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şampiyonlukta başrol oynayan Mezitlili kadınlar tarafından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşılandı. Kalabalık bir grupla beraber Mersin'e dönen Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Belediyesi önünde de Mezitlililerle birlikte kazanılan ödülün sevincini yaşadı. Vurgulayarak söylediğim şu, üretimle kadını bir araya getirdik üreticiyle kadın simgesini bir araya getirdik. Kadınlar güçlü olacak. Kadınlar ekonomik olarak güçlü olacak. Güçlü oldukça yönetimlerde söz sahibi olacak kadınlarımız. Belediyelerde parlamentoda söz sahibi olacaklar. Siyasal, siyasal olarak güçlü olacaklar. O nedenle dokuz tane olan kadın üretici pazarımız gelecek günlerdeki taleplerle beraber daha da genişleyecek uluslararası bağlamda pazarlama zinciriyle kendisini çok sık daha söz ettirecek. Ben bir kez daha başta kadın üretici pazarındaki kadınlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, belediye çalışanlarımıza bu projeye emeği geçen sunumu yapan arkadaşımıza, proje bölümündeki arkadaşlarımıza, tüm Mersin halkına daha doğrusu ve arkamızda olduğunu hissettiğim Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Hakikaten e, Mezitli çok önemli bir projeyle Mersin'i tüm dünyaya tanıttı. E, tabii Mezitli'nin yarıştığı alanda... Milano, New York, Sydney gibi dünyanın her ölçüde gelişmişlik e, boyutunda e, ileriye gitmiş şehirler de yer alıyordu. Bu şehirlerin projelerini bile Mezitli geride bıraktı efendim. Şimdi e, asayiş olaylarına dikkat çekelim. E, hiç de güzel haberler size aktarmayacağım aslında ama. Şimdi... E, Çete operasyonu düzenlendi Mersin merkezli Adana'da, Mersin'de ve Şanlıurfa'da bir çeteye operasyon yapıldı. Biri kadın 15 kişi gözaltına alındı. Mersin merkezli Adana ve Şanlıurfa'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 15 kişiden onu tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yağma ve iş yeri kurşunlama şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Ekipler yapmış oldukları araştırmada kent genelinde kafe, restoran ve barları haraca bağlayan, haraç vermeyenlerin iş yerleri ve evlerini kurşunlayan kişileri tespit etti. Mersin Merkezli, Adana ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları iddia edilen biri kadın 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer kişiler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şimdi efendim dedim ya ee, üzücü haberler aktaracağım. Yine bir bebek ölümü var Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde. Tarsus ilçesinde çadırda kalan ailenin 38 günlük bebeği hayatını kaybetti. Yenice Mahallesi'nde genellikle mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgedeki bir çadırda 21 yaşındaki anne Hüsniye Uğun'un henüz ismi verilmeyen 38 günlük erkek bebeği bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hastanede doktorun ölümü şüpheli olarak belirtmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan anne, emzirdiği bebeğinin kustuğunu daha sonra da bebeğini uyuttuğunu söyledi. Bir süre sonra bebeğin nefes alamadığını fark ettiğini belirten 21 yaşındaki anne Hüsniye U, durumu hemen aile büyüklerine haber verdiğini söyledi. Bebeğin cansız bedeni Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tarsus ilçesinde damlama mevkiinde efendim çoğunlukla kazalar orada oluyor. Çarpışma kazaları, takla atma, şarampole yuvarlanma kazaları. İşin ilginç yanı yangın kazaları da damlamada olmaya başladı. Damlama mevkiinde bir tır seyir halindeyken aniden alev aldı. Tarsus ilçesinde otobanda yaşanan olayda bir tır yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın Tarsus-Pozantı otoban yolu damlama mevkiinde yaşandı. Pozantı ilçesinden Tarsus ilçesi istikametine giden Abdullah Günaydın'ın kullandığı tır damlama mevkiine geldiğinde bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü Abdullah Günaydın aracı durdurarak ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. Yangın söndürme tüpüyle alev alan araca müdahale eden sürücünün yardımına diğer araç sürücüleri de koştu. Yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen tırdaki yangın kontrol altına alınamayarak büyüdü. Tır itfaiyenin gelmesiyle söndürülebildi. Tarsus ilçesine tekrar uzanalım. Tarsus ilçesinde hafta sonunda 82 Evler'deki sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Tarsus ilçesinde otomotiv yedek parçası satan bir iş yerinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay 82 Evler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Otomotiv yedek parçalarının satıldığı iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin üst katında oturan Ergün Altun Kanat dükkanından dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangından otomotiv yedek parçaları ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'de Torosların yüksek kesimlerinde bir kişi kayboldu. Jandarma, UMKE, AFAD hemen aramaya başladı. Mersin'de kaybolan bir kişi jandarma, afad, akut ve umke ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu. Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi kırsalında Olcay Göçmen adlı kişinin kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Drone desteğinde jandarma, afad, akut ve umke ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp kişi ormanlık alanda bitkin vaziyette bulundu. Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimdi efendim yine çok üzücü bir haberi ekranlarınıza getireceğiz. Mersin'de yaşandı. Mersin işte bu konuyla tekrar Türkiye gündemine geldi. Mezitli Belediyesi Mersin'i tanıttı. Dünya birinciliğini aldı. Bu konuyla Türkiye gündemine gelmeyen Mersin Şimdi aktaracağımız haberle Türkiye gündemine geldi. Mersin'de bir yavru kedi yakılarak öldürüldü. Mersin'de bir yavru kedi sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Olay Hürriyet Mahallesi 1784 sokak üzerindeki parkta yaşandı. Sabah saatlerinde mama bırakmak için evlerinin karşısındaki parkta bulunan kedi köpek beslenme noktasına giden Dilara Aşka, çimlerin arasında yavru bir kedinin hareketsiz yattığını gördü. Kedinin sırt kısmının tamamen yanmış olduğunu fark eden Aşka, hayvanı yakın bir noktaya gömdü. Bir hayvansever olarak polisin bu durum için soruşturma başlatmasını istiyorum. Cezaların artmasını istiyorum. Burada bir sürü insanlar bana karşı hayvan beslediğim için tehditte bulunuyorlar. Bu hayvanları zehirleyeceğim, asacağım, keseceğim gibi. Bunlara da bir önlem alınmasını istiyorum. Ayrıca besleme odaklarına da bir kamera yerleştirilebilir. Şu an benim elimde hiçbir delil yok kimin yaptığına dair. Böyle önlemlerin de alınmasını istiyorum. Az önce söyledim ya, bu konuyla Türkiye gündemine geldi Mersin, ama Mezitli Belediyesinin dünya birinciliğiyle gündeme gelmedi efendim. Mersine karşı ne yazık ki Türkiye'de basın sektörü başta olmak üzere birçok sektörde bir ön yargı var. Herkes sanki Mersin'in bir açığını arıyor. Herkes Mersin'in bir kötü yanını görmeye çalışıyor. Kimse Mersin'in güzel yanlarını, ulvi yönlerini görmek istemiyor. Siyasetçilerden tutun, sporculara, sanatçılardan tutun da basın sektörüne kadar herkes böyle. Ama Mersin'dekiler mi? Hayır efendim. İstanbul merkezli oluşumlar hep böyle. O nedenle de işte kedi yakılmasıyla gündeme gelen Mersin Mezitli Belediyesi'nin kentsel inovasyon dalında 300'den fazla önemli büyük şehirlerin projesini geride bırakarak dünya şampiyonu olmasıyla gündeme gelmedi. Ama kedi yakılmasıyla gündeme geldi Mersin Türkiye'de. Şimdi diğer bir konuya değinelim efendim. Silifke'ye uzanalım. Silifke ilçesinde iki arkadaş bu arkadaşlardan birinin 2 hafta ömrü kalmıştı. Diğer bir arkadaş o kişiye can verdi. Mersin'in Silifke ilçesinde baş ağrısı ve göz bulanıklığı nedeniyle gitmiş olduğu hastanede iki böbreğinin de iflas ettiğini ve iki haftalık bir ömrünün kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz'ın imdadına yakın arkadaşı Ali Kocabaş yetişti. Silifke'de şiddetli baş ağrısı ve göz bulanıklığı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, doktorların tahlilleri sonucunda iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Yunus Emre Yılmaz, Mersin Üniversitesi'nde gittiği doktorlardan hastalığının 5 evreden oluştuğunu ve kendisinin de 5 evreyi tamamladığını duydu organ nakli olmazsa yaşama tutunamayacağını ve iki haftalık bir süresinin kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz'ın imdadına 27 yaşındaki arkadaşı Ali Kocabaş yetişerek tek böbreğini yakın arkadaşı Yunus Emre Yılmaz'a bağışladı. Ailemle konuştum, eşimle ve arkadaşa can vermeye, kardeş olmaya, kardeşimizi bütünleştirmek için gönüllü rızamla böbreğimi tersini vermeye karar verdim. Hayat vereceğim için, can vereceğim için mutluyum. Hayatına verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi. Hiçbir ücret, hiçbir talepte, hiçbir şekilde bulunmadım. Tamamen kendi eşim ve kendi rızamla böyle bir şeye karar verdik. Allah azim verirse ayın 18'inde tamamen bütünleşeceğiz. Ayın 18'inde Allah azim kısmet olursa böbren bir tanesi onun olacak, onda can verecek. Onu da sonuçlanacak artık. İkimiz bütün olacağız. Bundan sonra dostumuza karşımızı daha çok pekiştireceğiz. İnşallah daha iyi olacak. Verdiğim kararı son derece mutluyum. Hani bağışta bulunacağını söylediği için şaşırdık tabii. Hani zor bulunan bir kar. Ailemde yoktu, başka kimse de yoktu. Halde bulunduğunu duyunca ve hani bağışlayacağını da söyleyince sevindik. Direkt şeye geçtik, Antalya'ya gittik. Orada gerekli tetkikleri de yaptıktan sonra organın uyumlu olduğunu söylediler. Şimdi onun için evrakları teslim edeceğiz. En geç 18 e gibisinde de ameliyat olacağım Nasıl biliyordun arkadaşın tek bebeğini? Valla çok şaşırdım desem bir yani kimse kolay kolay yapmaz yani bu ili. Allah ondan razı olsun gerçekten. Yani hayatıma kavuşturdu çünkü 2-3 hafta bir vaktim var. Doktorun söylediğine göre 2-3 hafta bir vaktim var ve hızır gibi yetişti hali yani. Çok sağ olsun. Oğlumu kurtaracak yardımcı oldu böbreğini bağışlayacak, canını paylaşacak. Mutluyum. Bravo, hakikaten çok büyük bir fedakârlık, fedakarlık. Hakikaten kutluyorum. Şimdi efendim gelelim spora. Sporda neler yaşandı? Tarsus İdman Yurdu bu hafta galip geldi. 3 puanı yazdırdı. Şu anda 2. ligde 26 puanla 6. sırada. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Kırklareli Spor'la karşılaşan Tarsus İdman Yurdu rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın 14. dakikasında kazanılan ve Muhammed Samet Karakoç'un kullandığı korner atışında Kırklareli Kalesi önünde topu önünde bulan Emir Can Sayar topu filelere göndererek Tarsus İdman Urdu'nu 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Tarsus'un üstünlüğüyle sona erdi. Oyunun ikinci yarısına konuk Kırklareli daha atak başladı. Hucum bölgesinde etkili olmaya çalışan Kırklareli özellikle 55 ve 60. dakikalar arasında Tarsus Kalesi'nde etkili olsa da beraberlik golünü bulamadı. 60. dakikadan sonra Tarsus İdman Yurdu'nda Yasin Elmas ve Yılmaz Can Taşkıran'ın oyuna dahil olmasıyla Tarsus daha etkili bir oyun oynamaya başladı. 71. dakikada ikinci golü buldu Tarsus İdman Yurdu. Samet Aker'in pasında Kırklareli ceza sahasında topla buluşan Yılmazcan Taşkıran topu köşeden filelere göndererek Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 öne geçirdi. 90 +3. dakikada gelişen Kırklareli atağında Mert Sinan pasında Tarsus Kalesi önünde topla buluşan Ahmet Han Köse topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi. Tarsus İdman Yurdu 2, Kırklareli Spor 1. Tarsus İdman Yurdu maç sonunda 26 puanla puan cetvelinde 6. sırada yer aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Motofest düzenlendi. 3 kategoride Türkiye'nin dört bir tarafından 100 motor sporcusu Mersin'e geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün devam eden Motofest yarışları ilgiyle izlendi. Mut Kale Mahallesi'nde yapılan Mut Belediyesi ve Mut Enduro Motorsiklet Kulübü'nün organize ettiği yarışmaya 3 kategoride Türkiye çapında 100 sporcu katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın işaretiyle başlayan yarışmalarda heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacılar çamurlu sahada kıyasıya mücadele etti. Yarışmada büyüklerde birinciye 4000, ikinciye 2500, üçüncüye ise 1500 lira, gençlerde ise birinciye 2000, ikinciye 1000 ve üçüncüye ise 500 lira para ödülü verildi. Diğer kategorilerdeki tüm sporculara madalya, zeytin, zeytinyağı ve zeytin fidanı hediye edildi. Şimdi efendim yerel gazetelerimize de bir göz atacağız. Hangi konular yerel gazetelerde işleniyor ve ilk olarak bakacağımız gazete Güney. Güney gazetesi bugün birinci sayfasında fikri sağlara değiniyor. İbre sağlardan yana diyor. Mersin'de büyük şehir için İbre CHP'de Devlet ve Kültür Eski Bakanı 26. dönem Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'dan yana görünüyor. Uzun süredir kulislerde adaylığı için adı geçen Sağlar, bir soru önerine, bir soru üzerine "Genel Merkez yöneticilerimiz de anketlerden benim çıktığımı söylüyorlar." diye cevap vermiş. Tabii e, Mersin'de şu anda iki aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kesin. MHP'den Hamit Tuna ve İyi Parti'den Burhanettin Kocamaz değerli seyirciler. Tabi e, CHP kimi aday gösterecek bu strateji Mersin'in geleceğini biraz belirleyecek. E, önemli CHP'nin çıkartacağı aday da çok önemli. Diğer bir gazetemize geçelim. Geldik Akdeniz'e. Akdeniz diyor ki seralar su altında kaldı. Mersin'de 3 gün süren yağmur. Tarsus ilçesinde geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda bazı tarım alanlarında hasara neden oldu. Dronla havadan görüntülenen seraların büyük bir kısmı tamamen sulara gömülürken çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor ve Tarsus'un bir bölümünde de hasar tespit çalışmaları başladı son yağmur sonrasında efendim. Diğer bir gazete yeni güney yürümeye değil koşmaya geliyoruz başlığını atıyor ve diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz Çeyrek asırlık hizmet aşkıyla sizlerle birlikte Mersin daha iyi olacak sloganıyla Tarsus'tan başlatmış olduğu seçim çalışmalarına Çamlıya'yla Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Günlar ve Mut ilçeleriyle devam etti diyor ve Sayın Kocamaz'ın bu ilçelerdeki çalışmalarının ayrıntılarına yer veriyor. Ve Mersin gazetesi Burhanettin Kocamaz'dan 5 ilçeye çıkarma başlığını atarak aynı konuya değiniyor. Bize nokta koydurmak isteyenler cevabını alacaklar başlığıyla Sayın Kocamaz'ın ilçelerdeki çalışmalarının, seçim çalışmalarının ayrıntıları Mersin gazetesinde de okuyucuya aktarılıyor efendim. Ve Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova'da son Günlerde yağan, son 3 günde yağan yağmurun Mersin'e vermiş olduğu zararlara değiniyor. 500-600 milyonla bu iş çözülür başlığını atıyor. Tabi bu konuya yönelik olarak değerli seyirciler şöyle bir açıklama yer alıyor. Baki Şimşek'in MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek de aynı konuya değinmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili Cengiz Gökçel de aynı konuya değindi mecliste. Şöyle diyor, geçtiğimiz hafta içerisinde etkili olan yoğun yağış, borçla boğuşan çiftçinin ürünlerine de zarar verdi. Özellikle Türkiye'nin turfanda sebze meyvesinin yaklaşık %40'ını yetiştiren Tarsus'a bağlı Kulak, Bahşiş, Atalar, Adanalıoğlu bölgesinde seralar su altında kaldı. Konuyla ilgili mecliste konuşan MHP'li Şimşek, sel sorununu çözecek olan yatırım miktarını toplasanız 500-600 milyon liradır diyor. Neden bu yapılmıyor diye de hükümete eleştiri yöneltiyor. Diğer bir gazeteye geldiğimizde haberci gecikmenin bedeli işçilermiş diye bir başlık atıyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı konu ediniyor ve bu konuya yönelik CHP Mersin Milletvekili Alpay Antimen'in açıklamasına yer veriyor gazete. Şöyle diyor: Yılan hikayesine dönen Çukurova Havalimanı'na ilişkin CHP Mersin Milletvekili Alpay Antimen'in vermiş olduğu tespisine yanıt geldi. Kendilerine iletilen bilgiye göre gecikmenin inşaat çalışanlarının iş yavaş yavaşlatma teşebbüsü ve ekibin değiştirilmesinin neden olduğunu açıkladı. Antmen 2011'de ihaleyi alan firma iş yapamamış sonra iş başka bir firmaya devredilmişti. Biz de konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a sorduk. Bakan işin bitmemesinin sorumlusunu bulmuş işçiler diyor. İşçilerin işi yavaşlatma teşebbüsünde bulunduklarını ve ekibinde sık sık değişmesi nedeniyle bu havaalanının bir türlü bitireme, bitirilemediğini belirtiyor bakan. Ee, diyor ve bu konuyu eleştiriyor Alpay Antmen değerli seyirciler. Şimdi e, diğer bir gazetemize geçiş yapacağız ve diğer bir gazetemize geldiğimizde Hakimiyet gazetesini görüyoruz. Hakimiyet gazetesi diyor ki sel felaketi seraları vurdu diyor ve aynı konuya yer veriyor Hakimiyet gazetesi de birinci sayfasında. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağmur sonrası oluşan selde kabak, biber, patlıcan ve marul ekili seraların büyük bir kısmı tamamen sulara gömüldü. Büyük zararı olan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor diyor gazete. Diğer bir gazeteye geldiğimizde Akdeniz Postası'ndayız. Akdeniz Postası Başkan Kocamaz'dan Anamur çıkarması başlığına atıyor. Ve Sayın Kocamaz'ın Anamur başta olmak üzere Bozyazı, Aydıncık, Gül, Nar ve Mut ilçelerindeki seçim çalışmalarının ayrıntılarına yer veriyor. Sayın Kocamaz bu ilçeleri İYİ Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk kez ziyaret etti. Ve geldiğimizde Silifke Göksu gazetesine Göksu gazetesi diyor ki Göksu İlkokulu 32 derslikli olarak yeniden yapılacak. Bu konuya yönelik Sayın Kaymakam'ın bir açıklaması var. Ee, Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir unutulmamalıdır ki eğitime yapılan her yatırım aynı zamanda ülkenin ve toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. İlçemizde yıkılan Göksu İlkokulu'nun yerine 32 derslikli yepyeni bir okul yapılacaktır açıklamasında bulunmuş. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Ee, devam edeceğiz ama öncesinde günün makalesine bir bakalım. Ee, günün makalesinde Kazım ee, Aldoğan neler söylüyor? Kazım Aldoğan gazeteci. Türk siyasetinin sabitleşen miti, tehlikeli ötekiler. Siyasi tarihimizin 1950-1960 dönemini demokratikleşme bakımından bir anlamda staj yılları olarak nitelendirebiliriz. 1908 yılından beri ilk kez sivil bir hükümet iktidara gelmişti. Uluslaşmanın restorasyonu dünya savaşları ve nice bunalımlara rağmen eksiğiyle artısıyla tamamlanmıştı ve demokrasinin temel tanımını teşkil eden çok partili sistemle önemli bir fırsat yakalanmıştı. Demokrat Partisi iktidar olur olmaz icraatını geçmişle hesaplaşmaya ayırdı. Seçimlerde halka vaat ettiği demokratik kuralları ve kurumları hayata geçiremedi. Popülizmle beraber iktidarda kalmanın stratejisini toplumsal ayrışma üzerine kurdu. CHP üzerinden bütün solu tehlikeli öteki etiketiyle kategorize ederek toplumsal muhafazakarlık nosyonunu oya dönüştürmenin politikalarını oluşturdu. Demokrat Parti ikinci meşrutiyetle başlayan siyaseti sola kapatma görevini Soğuk Savaş ve Kore Savaşı'nda bahane ederek Amerika Birleşik Devletleri ile saf tutarak başarıyla üstlenmişti. Bugün dünyada her alanda istikrarsızlığa çare bulamayan Türkiye'nin önündeki en büyük engel yukarıda sözünü ettiğim demokratikleşme kodlarının yanlışlığıdır. Demokrat Parti'den sonra iktidara gelen Adalet Partisi'nin politik çizgisi de aynı şekilde Türk siyasetini tarafların konsolidasyonu üzerinden dizayn etmesidir. Adalet Partisi, MHP ve Milli Selamet Partisi'nin kurdukları Milliyetçi Cephe Hükümetleri dönemi demokrasi açısından en karanlık yıllardı. Özellikle 1968 olayları ve ondan sonraki demokratik hak arayışlarına en sert ve acımasız karşılığı Milliyetçi Cephe Hükümetleri verdi. 1970'li yıllarda meydana gelen öğrenci olayları bahane edilerek Türk toplumu kamplara bölündü. Sol kesimlere karşı adeta cadı avı başlatıldı. Her türlü hak arayışları bir devlet karşıtlığı ve ihanetiyle bir tutuldu. 1968 olaylarıyla başlayan demokrasinin iyileştirilmesi çabaları ve çoğulcu toplum arayışları Avrupa'da ilerlerken Türkiye, Orta Doğu ve Asya'nın çoğu ülkelerinde daha da geriledi. Türk siyasi paradigması yukarıda da işaret ettiğimiz gibi çoğulcu bir toplum yerine ötekini yok sayma zemin üzerine inşa edilmeye çalışıldı. Durum böyle olunca çağdaş demokrasi standartına ulaşmamız çok kolay olmayacaktır. Çünkü demokrasi öteki değil, ötekilerin bir arada yaşadığı rejimin adıdır. Hoşgörü ve birlikte yaşama sanatı olan demokrasi ikliminin oluşması bugünlerde daha çok aranır oldu. Bir an önce öteki tehlikeliler mitinden uzaklaşmamız, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması gerekir. Siyasette kin ve nefret üslubunun bırakılmaması durumunda hiçbir sorunu çözmemiz mümkün olmayacaktır. Kazım Aldoğan'a teşekkür edelim bu makalesi için ve... İntermersin.com'a bakalım. İntermersin.com'da hangi haberler okuyucuya aktarılıyor? 7-24 güncellenen sitede Mezitli Belediyesi'nin kazanmış olduğu dünya şampiyonluğunun ayrıntılarını görüyoruz. Mezitli Belediyesi Çin'de düzenlenen ve birçok ülkenin katıldığı uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde dünya birincisi oldu. Ayrıntılar intermersin.com'da efendim. Ve diğer bir haberimize geldiğimizde Tarsus'ta sanayi sitesinde yaşanan yangının ayrıntıları bir kez de intermersin.com'dan okunabilir. Diğer bir haberimizde yine tır yangınını görüyoruz. Damlama mevkiinde bir tır alev aldı, yanarak kullanılamaz hale geldi. Silifke ilçesinde iki arkadaşın biri rahatsızdı, iki haftalık ömrü kalmıştı. Bunu da tesadüfen öğrendi böbrek nakline ihtiyacı vardı. En yakın arkadaşının böbreği tuttu ve o arkadaşı hayat verdi diğer bir arkadaşına. Önemli bir konu bir vefanın, bir sevginin, bir dostluğun gerçek hikayesi haberimizin ayrıntısında. Diğer bir haberimize geldiğimizde değerli intermersin.com'da Mut ilçesindeki Motofest'in Ayrıntılarını görüyoruz. İkinci yılında düzenlendi Moto Fest ve Türkiye'nin dört bir tarafından 100 sporcu katıldı. Motorcular özel alanda Mut ilçesi kale mahallesinde düzenlenen özel alanda 3 kategoride mücadele ettiler. Yarışlar ilgiyle takip edildi. Diğer bir haberimize geldiğimizde intermersin.com'da bakıyoruz. Hemen haberlerimizde şu başlıkları göreceğiz. Mersin'de kaybolan bir kişi bulundu, değerli seyirciler. Ve jandarma, e, Akut, e, Umke ekipleri o e, kaybolan kişiyi aradılar ve sonuçta buldular. Ve intermersin.com'da e, spordan aktualiteye kadar. Bütün e, konulardaki ayrıntılar yer alıyor. Tabi intermersin.com sitesi aracılığıyla İçer TV'nin ve Tepe Medya Grup radyolarının sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine canlı yayınlarına da ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün de İçer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar ekranlarınızda ve İçer TV sosyal medya hesaplarında. Bizde kalın, hoşçakalın.